Konya Ovası projesinin önemli adımı olan Mavi Tünel projesiyle Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suyu Konya Ovası'na aktaracak 125 kilometre uzunluğundaki Apahotamış iletim kanalı tamamlandı. Proje kapsamında 2015'te Mavi Tünel'den ilk su verilmiş Apa Göleti de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu. Şumra Belediyesi'nin düzenlediği geziyle çiftçi temsilcileri, kamu kurumlarının birim amirleri, muhtar, belediye meclis üyeleri, kooperatif temsilcileri ve sulama birliği başkanları Mavi Tünel projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bağbaşı Barajı KOP projesinin toplanan biriken sularının kavşak noktası olarak düşünebiliriz. Burası bir toplanma barajı. KOP projesi kapsamında yukarıda Avşar Barajı ve bu barajın menbaında Bozkır Barajı olacak şekilde 3 baraj şeklinde planlandı. Bu barajımız 205 milyon metreküp hacmine sahip. Gezi sırasında Bağbaşı, Avşar, Hademi, Yalnız Ardıç ve Bozkır barajları ziyaret edildi. Devlet Su İşleri yetkilileri alanlarda barajların geçmiş yıllara oranla mevcut sulama kapasiteleri ve devam eden çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Şu an burası zaten proje aşamasında. Bizim asıl su kaynağımız Beyşehir Gölü ve Suğla Gölü, Çumra Ovası açısından söylüyorum. Biz ilaveten daha tam tamamlanmamış olmasına rağmen, bu barajı görüyorsunuz daha tamamlanmadı, 650 milyon su almışız şimdiye kadar. Avşar Barajı'nın geçen yıl su tutmaya başladığını hatırlatan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, 2 yıl içerisinde su seviyesinin istenilen seviyeye geleceğini söyledi. Su tutma hadisesi geçen sene başladı ve elhamdülillah bu sene işte gördüğünüz Avşar Barajımızda 157 milyon metreküp şu anda suyumuz var. Olması gereken 390 milyon metreküp ki bu da ne anlama geliyor? 1-2 yıl içinde inşallah dolacağı anlamına geliyor. O zaman da inşallah tünelimizin bitmesini planlıyoruz ki Mavi Tünel projelerinden alacağımız su miktarı artmış olsun. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da 500 milyon liralık yatırım olan projenin bir an önce tamamlanıp hedeflenen sürede suyun ovaya getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti. 500 milyon lira şimdiki ihale ödedi. Sadece ihale ödedi. Bakalım 2 sene 3 sene sonra neye çıkacak. Sadece suyu bir an önce ovaya aktaralım diye. Eğer devletimizin gücü olmazsa, hükümetimizin gücü olmazsa, iradesi olmazsa bunların hiçbirisi olmaz.